Türkiye'nin konuştuğu o kazayla ilgili acılı baba çok önemli bir iddia ortaya attı. Annesiyle Amerika'ya kaçan Timur Cihan Timur'un okula gidip gelirken de o lüks otomobili kullandığını, hatta defalarca kez hız kameralarına yakalandığını söyledi. Baba Özel Acı'ya bu iddiasını destekleyen bir ihbar mesajı da geldi. O mesajı atan Timur Cihan Timur'un okul arkadaşının annesiydi. Çarpıcı detaylar İhsan Yalçın ve Mehmet Çakırlar'ın özel haberinde. Bize gelen ihbara göre çocuk o arabayla okula gidip geliyor. Yani kaza geliyorum diyor aslında baştan. Acı baba oğlunu hayattan koparan Timur Cihan Timur'un aynı lüks araçla kazadan birkaç ay önce peş peşe hız kameralarına yakalandığını, hatta ceza yediğini öne sürdü. Bu araca ard arda 5 sefer ceza yazılmış. Cinayet gibi kazanın üzerinden 24 gün geçti. Eylem Tok'la oğlu hala Amerika'da. Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı, ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'la ilgili çok önemli iddialarda bulundu. 17 yaşındaki çocuk okula bu kaza yaptığı araçla gidip geliyor. Özer Acı, Timur Cihan Timur'un kullandığı o lüks aracın Göktürk bölgesinde kazadan birkaç ay önce ard arda hız kamerasına takıldığını söyledi. Ve 5 kez trafik cezası kesildiğini belirtti. Bunların hepsi hız cezası mı? Bunların hepsi büyük olasılıkla hız cezası ve Göktürk bölgesinde kesilmiş cezadır. Cezayı yiyen büyük olasılıkla çocuk. Direksiyonda o mu var? Çocuk var tabii ki. Özer Acı'nın iddiasına göre hız ihlallerinin yapıldığı anlarda direksiyonda yine 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur vardı. Hatta onun bu iddiasını destekleyen çok önemli bir mesaj atıldı aileye. O mesajı atan da Timur Cihan Timur'un okul arkadaşının annesiydi. Bu elim kazayı yapan çocukla kızım aynı okulda. Çocuğun okula da arabayla geldiğini söyleyenler var. Hatta o velinin iddiasına göre bazı öğretmenler Timur Cihan Timur'u aracıyla okula gidip gelmemesi konusunda defalarca uyardı. Ama Cihan Timur bu uyarıya kulak asmadı. Görülüyor ki bu araç çocuğa tahsis edilmiş. Bu arada kazanın görgü tanıklarından biri savcıya verdiği ifadede Timur Cihan Timur'la yarışan cipte de hasar olduğunu söyledi. Özer Acı onun da birine çarpmış olabileceğini savundu. O da çarpmıştır birine diye düşünüyorum. Çünkü durup dururken o esnada niye hasar olsun? Acılı baba ayrıca kayıp telefonun içinde önemli bir delil olduğu görüşünde. İbrahim Gümüş'ün telefonu geldi ama Tahsin Aslan'ın telefonu hala kayıp. Orada ne delil var, ne saklanıyor? Bu telefonun bulunmasını istiyorum yani.